Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar pardon, öksürdüm. Arkadaşlar, hediye almak için kanala abone oluyorsunuz. Kanallar simgesini açık hale getiriyorsunuz. Her seferinde hediyenizi alırsınız. Arkadaşlar, bugün ne yapacağımıza geçmeden önce sniper videosu atmıştım. Oraya bir velet girmişti aydınlıktır diye. Klandan atıldığı için kuyruk acısı yazıyor arkadaşlar. Kuyruk acısını yaşıyor arkadaşlar. Yüzsüz bir insan olduğu için benim kanalımda dolaşıyor arkadaşlar. Sürekli yazılar yazıyor. Şimdi birazcık ondan bahsedelim arkadaşlar. Bu 14-15 yaşında biri. Velet'in tekidir. Yani arkadaşlar, işte görüyorsunuz, yani bir insan yüzsüzse böyle dönüp gelir, ayağını yalar. İşte aynısı, bakın gördüğünüz gibi. Yani ben onun kanalına gitmiyorum arkadaşlar. Onun da kanalı var. Hatta onunla uğraşmıyorum bile. Kendisi yüzsüz geliyor, kuyruk acısı çekiyor. Yani artık nasıl bir acısı varsa bilmiyorum. Arkadaşlar, ve demiş ki o bunu izler büyük bir ihtimal. Bunun altına da yorum yazar. Yorumları kaldırıyor diyor arkadaşlar. Yorumu ben kaldırdığım falan yok. Ben onu YouTube'a şikayet ediyorum arkadaşlar. Benim videolarımın yorumunu kaldırıyor arkadaşlar. Ben sadece spamdaki yorumları kaldırıyorum. Bunu da bilin arkadaşlar. Öyle gereksiz yazanları şey yapıyorum. YouTube'a şikayet ediyorum. Zaten bu şikayetler sonunda yakında tamamen kurtuluruz ondan. Büyük bir ihtimal kapatırlar. IP ban yer. Bir daha da giremez arkadaşlar. Gider internetten girer. Onun için sürekli yazdığı yazıları şikayet ediyorum arkadaşlar. Ve bunu YouTube kaldırıyor. Gerekeni en kısa zamanda yapar. Arkadaşlar, işte insan yüzsüzse böyle gelir. Sürekli gelir. Bak bir kere arkadaşlar, artık benimle bir alakası yok. Kanala geliyor. Aklı sıra küfürler yazıyor. Sanki ne yaptığını sanıyorsa yalaka arkadaşlar işte. Bir insan yalaka olursa, bir de çocuk arkadaşlar, bir şey değil. Arkadaşlar, diyor RC'ye de küfür ediyormuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Orada demiş sürekli küfür. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama şimdi arkadaşlar, küfür ediyor diyorsa da ben sürekli küfür etmem arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeyim şimdi. Bende yalan yoktur arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Arkadaşlar, ben RC'de konuşurken küfür etmem. Anca videomuzda, hadi sniper videosunda oyuna girdiğinde SSR aldı. Bak, o zaman küfür edecektim. Bir şeyler çıktı ağzımdan. Ben sadece böyle küfür ederim arkadaşlar. O da demiş ki sürekli ağzından küfür söylüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İstiyorsanız adrese gelebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar durabilirsiniz. Beraber oynadığımız odada zaten bir odaya hile girer. Başka bir şekilde siz de yetersiniz büyük bir ihtimal. Yani çocuk arkadaşlar, beni kötülemek için her şeyi yapıyor. Bazılar da yoruma karşılık vermiş. Yazmayın arkadaşlar, boş verin. Havlayan köpek ısırmaz. Bu da onun gibi. Yakında kapatırlar hesabını. Bir daha konuşamaz arkadaşlar, hiç giremez. Ben sürekli şikayet ediyorum bunu. Yazdığı küfürlerden dolayı mektup gönderiyorum. Altta şey kısmından arkadaşlar. Yani en yakında ban yerse kurtulur. Hadi arkadaşlar, istediği gibi yazsın. Ben onunla muhatap olmuyorum. Eğer birazcık yüzü varsa buradan defolur gider. Şimdi arkadaşlar, dedi ki abone çekmemi istemiş. Yani ben bunu dedim arkadaşlar, bu yalan değil. Al, onu da açıklıyorum. Bana dedi, abone çeksem bana bir şeyler gönderir misin? Ben bunu arkadaşlar hediye dağıtımla gönderiyorum. Ama çekersen arkadaşların da hediye alırsın dedim. Kendisi abone çekeceğim dedi. Tamam dedi. Şimdi de gelmiş bot diyor arkadaşlar. Yani bir insan bu kadar yüzsüz olur mu ya? Gerçekten yüzsüz. Söylemedim demiyorum arkadaşlar. Söyledim. Çek, tamam, arkadaşlarını davet et. Onlara da göndereyim dedim. Benim dediğim bu arkadaşlar. Bu şimdi geliyor. Yok, bunu demiş. Ben saklamam arkadaşlar. Açıkça söylüyorum. Dedim mi demişimdir bunu. Hatta RC'deydik dedim. Çekeyim mi kanalına abone dedi. Çek, arkadaşım varsa davet et dedim. Ya eğer istemiyorsan abonelikten çıkabilirsin. Arkadaşlar da çıkar. İstemiyorum yani. Yani yüzsüz bir insansın. Git buradan yani. Eğer yüzün varsa gidersin buradan. Arkadaşlar, bu böyle yani yalanlamaya çalışıyor. İftiracının teki. Zaten bunu ben yakında açıklayacağım size. Başka bir belgelerle çıkartırım ortaya. O zaman görürsünüz nasıl biri olduğunu. Onu çıkartacağım arkadaşlar. Uğraşıyorum onunla ilgili şimdi. Ve arkadaşlar, ben kimseyi zorla tutmuyorum bu kanalda.
Yani isteyen kalır, isteyen gider. Hediyeleri beğenmeyen çoğu kişi çıktı zaten biliyorsunuz. Ben beğenmedim dedi. Ona güle güle. Yenisi gelir, yenisi alır. Beğenmeyen çıksın arkadaşlar yani. Ben kimseyi zorla tutmuyorum burada. Bu da zaten arkadaşlar aklı sıra şey yapıyor. Söylediğim şeyleri yorumla yapıyor. Yorum yazıyor. Aklı sıra yalancı çıkarmaya çalışıyor. Ben saklamam arkadaşlar. Abone çekeyim mi dedi. Çek dedim. Bunu söyledim. Tamam. Yazdığı doğrudur. Ve de küfür ediyor dedi. Her zaman küfür ediyor dedi. Ben her zaman küfür etmem arkadaşlar. Yani bir olayı bozan biri olursa ona ederim sadece. Bu sürekli RC'de küfürden geçilmiyor diyor. Yani işte yalan da burada zaten. Bakın ben bunları açıklıyorum. Söylediğimi yapıyorum. Ve yani ama o aklı sıra beni şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Kötülemeye çalışıyor. Onun şeyine girebilirsiniz arkadaşlar. Kanalına. Aydınlıktır Eren diye. Ben hiçbir yorum yapmadım arkadaşlar. Yani ben onun gibi değilim. O yüzsüzün teki ama ben onun gibi değilim. Yani kimsenin arkasından gitmem. Kimsenin arkasından gitmem arkadaşlar. Girip bakabilirsiniz kanalına. Sadece bu glanda olduğunda bir envanter videosu atmıştı. Oraya bir kere yanıt verdim. O da çıkmadan önceydi. Çıktıktan sonra o sürekli bana geliyor arkadaşlar. Yazdım kuyruk acısı var diye. Benim kuyruk acım falan yok. Böyle diyor arkadaşlar. Ulan kuyruk acın yoksa senin burada ne işin var? Bir de demiş yan hesapla yorum yapıyor. Sen yorumunu yapmaya devam et. Ben de bildiriyorum seni sürekli. Hesabın banlandığını görürsün senin. Bir daha da giremezsin. Git internet kafeden YouTube'a girersin. IP'den banlasınlar da seni. Ondan önce arkadaşlar YouTube yapmazsa zaten bir yolunu buluruz. Ama arkadaşlar rahatsızlıktan dolayı yapar bunu. Yapmaz diye bir şey yok yani. Yani arkadaşlar bu yalancının tekidir. İstiyorsanız girin klanına. Konuşun bakalım. Neler diyecek size? Bu arada arkadaşlar biri daha çıktı klandan. Michael Mehmet. Niye gittiyse arkadaşlar. Bu arada o da şey oyunu oynuyormuş. Oyunla bağım kesilince arkadaşlar ben de artık Hons videosu çekeceğim. Tabi şimdilik değil. Tamamen her şeye gittikten sonra. Videolar artık Sulaya da onunla gelir ama daha geçmeyi düşünmüyorum ben çünkü hala oynuyorum oyunu, o yüzden geçmeye gerek yok. Arada bu belki girerim. Arkadaşlar ben bu çocuğun nasıl bir şey olduğunu öğrenmeniz için çektim bu videoyu. Aslında bundan sonra da otu açsak mı diyeceğim de. Arkadaşlar bu onun ifşa videosu diye bir şey olsun. Yani ben açıkça söylerim. Dediği gibi kanala abone çekmemi söylemedim dedi. Ben söyledim. Yalan değil. Bunu açıklıyorum arkadaşlar. Çek davet et arkadaşlarım dedim. Sonra diyor DC'de küfür ediyor diyor arkadaşlar. Ben sadece olayı bozan kişiler geldiğinde küfür ediyorum. Açıkça söyleyeyim bunu. Yok inanmıyorum diyorsanız arkadaşlar adrese girin. Gelin muhabbet edin. İnanmayanlar için bu gelebilir arkadaşlar isteyen. Bakalım zaten buradan da anlaşırsınız konuşmalardan. Ben onun yaptığı şeyleri söylemiyorum arkadaşlar. Ben şey değilim yani. O da çok şey dedi burada. Ama ben onun dediklerini söylemiyorum. Boşverin. Ya ben insanlara takmam arkadaşlar. Gerçekten takmam yani. Ben işim olmaz onunla. Ya bak çoğu kişi çıktı arkadaşlar. Çoğu kişi gitti. Niye hiçbir dönen olmadı? Yani hiç bundan başka bu lafları yazan olmuyor biliyor musunuz? Tek bu geldi. Bakın ilk defa bu geldi. Yani gerçekten iyi acısı var bunun. Acısı çok büyük arkadaşlar bunun. O yüzden geliyor bu kanala. O kadar klan üyesi vardı. Hepsi çıktı. Ben attım. Girmeyenleri de. Şu an oyuna girip başka klanlara geçmişler. Niye onlar gelip yorum yazmıyor arkadaşlar? Çünkü onlar arkadaşlar bazıları çocuk değil. Arasında küçük de vardı. Ama o çocuk en azından yüzsüz olmadığını kendini biliyor. Sadece abonelikten çıkmış gitmiş arkadaşlar. Bu kadar yani. İşte bunun gibi yüzsüzler arkadaşlar böyle gelir. Ancak laf atar gider. Başka yaptığı bir şey yok. Ben arkadaşlar bunun nasıl biri olduğunu açıklamak için yazdım. Yüzsüz bir insan buraya tekrardan gelip atıldığı yere gelmez arkadaşlar.
git ki artık alakamız yok. Git kendi şeyinle. Ben hiç kanalına girmiyorum arkadaşlar onun. Yani onun gibi yazı yazmıyorum. Çünkü benim bir acım yok. Ama onun büyük bir acısı var. Ben şey yaptıkça arkadaşlar YouTube kapatıyor hesabını. Bakın bir tane onun çareydi, biliyordum. İnceledim arkadaşlar. Onun hesabı çıktı. Yan hesabı. Bu yazdığı da yan hesabı. Benim şeyden engellemiş arkadaşlar. Şimdi kanalına girdim onun. Gözükmüyor. Şey var. Bu kanalda engellendi diyor. Sizin kanalınızı göremiyor. Siz de onu göremezsiniz diyor. Yani gönderdiğim için kanalları engelliyor. Bunu da göndereyim. Bunu da engellesin. Gitsin yan çarına gitsin. Sürekli çar değiştirsin. Hepsini ben şikayet ederim. En sonunda tümünü kapatırlar. Biz de kurtuluruz bundan. Artık arkadaşlar yorumu nereye kadar yazar bilmiyorum. Ben sürekli şikayet atıyorum yani. Kanalıma gez diye arkadaşlar. Rahatsız edici diye şikayet atıyorum. Onları da gönderdim zaten. Yorumları kaldıran ben değilim arkadaşlar bu arada. Bazıları da yazıyor. Kaldırmışsın diyor. Onu ben kaldırmıyorum. Saçma bir şey yazıdan bulursam direkt gönderiyorum arkadaşlar şeye. YouTube'a. O kaldırıyor. Ben sadece spamdaki yorumları kaldırıyorum. Bunu da bilin arkadaşlar. Yorumumu kaldırdı demeyin. Arkadaşlar bana güvenen burada kalsın. Güvenmeyen abonelikten çıkabilir. Ben kimseyi zorla tutmuyorum. Hiç kimseyi zorla tutmuyorum burada. İsteyen kalır, isteyen kalmaz arkadaşlar. Çoğu kişi beni biliyor zaten. Uzun süredir abone olanlar var. Onlar beni bilir. Arkadaşlar ben size buradan sadece şey diyeyim. Bu aydınlıktır denilen Alignment Mahkum Klan'ı hatta işte beni ikilemez. Arkadaşlar ben bundan sonra onun yazdığı şeylere cevap vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar kuyruk acısı çekiyor. Klan'dan atıldığı için gerçekten bunu uzun süreli bir yerde duruyunca, kuralları bozunca, atılınca insan böyle insana gıcık kapıyor arkadaşlar. O da şu an bende bir gıcığı var. Onu nasıl gidermeye çalışıyor? Artık o onun kendi sorunu. Ben onunla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bundan sonra yazdığı yorumlara cevap vermeyeceğim. Ona bir acım var diye yazı yazdık. Yazdım işte öyle. Ondan sonra da şikayet ettim arkadaşlar o hesabıdan. Gerçek hesabıyla yazamaz zaten. Onu başta şikayet ettim. Gerçek hesabıyla yazdım. Arkadaşlar onu aslında şey yapmasaydım, daha önce yapardım. O zaman belki kapanırdı. Çünkü yazdığı hesaplar yan hesap. Onlar kapanıyor sürekli. Erişim sağlanamıyor benim kanalıma. Arkadaşlar yani diyeceklerim bunlar. Benimle yola devam etmek isteyen burada abone olarak kalır. Yok istemeyen, beğenmeyen çıkar gider. Benlik bir sorun yok. Ve arkadaşlar bu kişi bildiğiniz çocuk arkadaşlar. Net yaşlı 15 ya da 16. Belki de daha küçüktür. Ona bir şey diyemem. Yani kuyruk acısı çekiyor. Bunu bilirler. Çoğu kişi belki uzun süredir beklediği yerde atılırsa. Ben atmayacaktım arkadaşlar. Ama kendi aşındığı için atılır. Kuralları ihlal ediyordu. Adam gibi dursa bir şey olmaz. Bir de banını kaldır diyor. Seninle işim yok benim. Ben banını kaldıracağım seni. Arkadaşlar yani bu bebeğe dikkat edin. Ben sadece onu diyeceğim arkadaşlar. Nasıl bir insan olduğunu siz de çözersiniz. İstiyorsanız yanına girin. Araştırın. Beni araştırmak istiyorsanız gelin. Benlik bir sorun yok. Arkadaşlar açıkça yüzsüzlük bu. Başka bir şey değil. Yani insanın yüzü olur gerçekten. Şeref yoksulu bir insanlar böyle oluyor işte. Dönüp geliyor. Bundan başka yapan olmadı arkadaşlar bunu. Yanında bir yalaması daha var. Bakın o giremiyor. Neden? Demek ki onun gururu varmış biraz. Aynı beraber çıktıydı. Bakın arkadaşlar sadece bu çocuk yazıyor. Başka yazan olmuyor. Bakın bu klandan iki kişi daha orada. Biri yalaması, öbürü bilmiyorum. O gittiğine göre onda da bir şey var. Bakın onların ikisi hiç yazı yazmıyor. Demek ki biraz insanın gururu varmış. Ama bunun yok işte arkadaşlar. Gurursuz bir insan böyle yapar. Dönüp gelir yalaha gibi böyle öter işte. Neyse arkadaşlar söyleyeceğim bunlardı. Kuyruk acısı çeken İnsan işte arkadaşlar böyledir.
Neyse arkadaşlar, öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.